Başkanım, Zeytin'in 19. yöresel günleri finalindeyiz. Karadeniz evet. Gecesi'nde final yapıyoruz. Evet. ZDF'in uzun yıllar genel başkanlığını yaptınız. Bu dönem ara verdiniz. Evet. Dernekçinin de Zeytin'in en derin isimlerinden bir tanesisiniz. Sizden sonraki yöresel günleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle tabii ki 19 yıl oldu. Önceki dönem belediye başkanı Murat Aydın döneminde başlamış olan yöresel günler 19. sonu icra ediyoruz. Bu akşam son akşam Karadeniz Gecesi'yle noktalıyoruz. Tabii ki güzel bir etkinlik. Yani ki böyle bir başlangıcından 19 yıl süren bir etkinlik daha olacağını düşünmüyorum. Güzel, başarılı buluyorum. Bu akşam tabii ki gördüğünüz üzere dernekler üzerine düşen görevlerini yapıyorlar. Bu anlamda yörelerini sergiliyorlar, yörelerini tanıtıyorlar, örf adetlerini, gelenek ve göreneklerini tanıtıyorlar. Bu anlamda biz de Sinoplar Derneği olarak, ZDF eski genel başkanı olarak bu boyutunu, yani ZDF başkanlığım dönemindekini ve ZDF'den sonraki dönemini benim değerlendirmem doğru olmaz eski bir genel başkan olarak. Onu zaten sizler, toplum, basın zaten değerlendiriyordur. Sizin gözünden nasıl olduğunu aslında size sormak lazım bu soruyu, oradan görmek lazım. Bu anlamda benim eski bir genel başkan olarak bu soruya cevap vermem doğru olmaz diye düşünüyorum. Tabii biz Karadenizliyiz. Karadeniz olarak Sinoplular Dernek Başkanı olarak o sıfatımla ben orada genel başkanlık yaptım. İşte biz arkadaşlarla birlikte güzel bir hazırlık yaptık standımızda. Boyabat'ın pirincini özellikle Boyabat'tan getirdik. Erişte hamurumuz oradan geldi. Balımız özellikle Sinop'tan geldi. Yine pekmez çeşitlerimiz, marmelatlarımız Sinop'tan geldi. İşte bayanlarımız sağ olsun burada yönetimdeki arkadaşlarımızın eşleri sağ olsun gönüllü olarak burada çalışıyorlar. Yine yönetimdeki arkadaşlarımız her akşam 9 gün boyunca buradalardı. Ben hepsine bütün Zeytinburnu basının huzurunda, sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Çünkü onlar olmasa ben burada tek başıma bir başkanlık yapmanın bir anlamı yok. Yapamam dedi zaten. Birlik ve beraberlik olursa bu başkanlık olur ve burada tadı olur. Zaten buradaki örf adetleri yansıtmanın da asıl amacı, asıl gayemiz de bu. Birlik ve beraberlik. İnşallah güzel oldu. Ben güzel oldu demiyorum. Başta belediye başkanımız Ömer Arısoy olmak üzere belediye başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize ve yönetim kuruluma özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah 20. yöresel günlerde görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ediyorum. İkramlarda ne var başkanım? Evet, biz tabii ki Karadeniz bölgesi olunca biraz keşkek yapıyorduk. Biz de biliyorsunuz daha önceki dönemlerde. Samsun bu sene biz yapıyoruz. Biz mantığı. Mantığıyla da ön plana çıktı. Kayseri mantısı mı, Sinop mantısı mı tartışması vardı. Bu akşam inşallah Sinop mantısını tattırarak tüm topluma acaba Kayseri mantısı mı, Sinop mantısı mı tekrar test edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sinop mantımız var. Herkese afiyet olsun. Şimdi siyasete ara verdik. Şimdi ZDF Genel Başkanlığı da bitti. Yeniden siyasete dönüyor muyuz? Yok, şu anda öyle bir şey düşüncem yok. Biz ZDF'den önce biliyorsun meclis üyeliği görevimiz vardı. Sonra ZDF'le devam etti. Ama şu anda öyle bir düşüncem yok. Sonra ileride zaman neyi gösterir? Yani yapmayayım, yani yok derken ya zaman neyi getirir onu bilemeyiz. Şu anda onu kestirip atmak da doğru değil ama şu an için öyle bir düşüncem yok. Zaman ve süreç neyi getirirse ona göre hareket ederiz. Hep beraberiz zaten, sıkıntı yok. Ben sizlere özellikle ZDF Genel Başkanlığımdan bugüne kadar Zeytinburnu Haber'e özellikle teşekkür ediyorum. Bütün bizim programlarımızı yansıttınız, tanıttınız. Bu akşam yine aynı şekilde 19. yöresel günlerde de bizleri tanıtıyorsunuz. Ben sizlere de teşekkür ediyorum. Yani gerçekten sizin de emeğiniz ödenmez. Allah razı olsun diyorum. Taylan Bey, Murat Bey, ikinize de Allah razı olsun diyorum. Ve tekrardan yönetim kuruluma, arkadaşlarıma, hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Şey, fotoğraf alabiliriz toplu bak gelmiş derken. Çekiyoruz, buradayız.
Yedi sonra yedi.